Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda yine Kıyamet Kulesi'nin baş patronlarından Scarab Kral baş patronu inceleyeceğiz. Nasıl geçebiliriz? Nasıl bir takım kurmamız gerekiyor? Onları size bir bir anlatmaya çalışacağım. Şimdi girelim bu baş patronlar. Bu arada tam 100. kattayız. 100. katla ilgili kanalıma yorum yapılmıştı ve bu bölümü geçerken de dedim video hazırlayayım. En azından bu bölümü geçemeyen arkadaşlar için e, rehber bir video olur diye arkadaşlar. Ben bu bölümü bir iki kere denedim ama maalesef geçemedim. Ama geçebileceğime şu an inanıyorum taktiğini bir iki kez denemekten sonra denedikten sonra çözdüm biraz. Deneyeceğiz arkadaşlar yine deneyeceğiz geçmeye çalışacağız. Şimdi nasıl bir takım kurmamız gerekiyor? Şöyle bir takım mı kurayım ben? Evet bir tane kalkan veren kusurluyu koyalım. Soğuk kalbimizi koyalım. Bunu koyalım ve bunu koyalım. Bu takımla girelim. Bakalım bu takımı neden seçtiğimi videonun ilerleyen dakikalarında size anlatacağım. Evet girdik. Ekranı yerine alalım şöyle. Bu baş patron çok sıkıntılı bir, bir baş patron. Başlarda 90 levelde falan o zaman yeniyorduk ama şimdi 170 küsür levellere çıktı ve hani yenmemiz bayağı zorlaştı. Ee, yüksek hasarlardan ziyade çok az hasar alıyor ve aynı zamanda bir kere bile hamle yapsa o bir kere hamlede bile takımınıza devamlı olarak kışkırtmadan gözü açılmıyor arkadaşlar takımınızın devamlı bir kışkırtma yiyor. Burada manuel alacağım çünkü bu kahramanlarımın becerileri soğumaya girmemesi gerekiyor. Özellikle baş patrona geldiğimde dönüşmetre düşüren becerilerinin ve kusurlu canavarın kalkan vuran becerisinin açık olması gerekiyor. O yüzden bu birinci ve ikinci turu ortalarında ortadan çıkıp manuel alacağım ve buraları yavaş yavaş geçeceğim ki şu ikinci becerisi soğuması açılsın. Kalkan olmazsa bu baş patron size çok büyük sıkıntılar yaratabilir arkadaşlar. Şimdi baş patronlara gelelim. Bir baş patrona gelelim. Zaten pasifini okuyacağım. Orada çok daha iyi anlayacağız bu kahraman. Bu baş patronun ne gibi sıkıntılar yarattığını. Evet şöyle vuralım. Biraz uzun bir video olacak. Çünkü oto olarak kesmeyeceğiz arkadaşlar. Manuel olarak oynayacağız. Artık zorlanıyoruz. Yani şu an 100. kattayız ve üst katlara çıktıkça zorlanıyoruz arkadaşlar. Bu normal katta ve daha zor kattın bu 100. katını artık düşünemiyorum ben ne kadar bir zor olacak. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Oraları falan geçmeye çalışacağız. Geçemesek de en azından bu kolay bölümde bu baş patronların rehber videosunu hazırlamaya çalışacağım sizlere. Şimdi bir kez normal bir şekilde vuralım diyeceğim. Vuramadık. Şuna vuralım bu bize vurmadan. Ve şimdi tekrar vuralım. Becerilerini kullanmıyorum. O becerileri bana lazım birazdan arkadaşlar. Evet geldik. Şimdi baş patrona geldik. Çok sıkıntılı ya. Yani çok sıkıntılısın be kardeşim. Pasifine bakalım. Bu pasif zaten tüm baş patronlarda vardı. Sersemletme, dondurma, uyku, kışkırtma dezavantajlarına karşı işte dayanıklı falan diye onu geçiyorum. Evet bizim için önemli olan şu pasifi. Kalkan avantajı olmayan bir düşman tarafından saldırıya uğrandığında karşı saldırı gerçekleştiriyor. Ben takımı aldım kusurluyu bu yüzden aldım. İkinci becerisinde kalkan veriyor 3 tur boyunca. O da takımın dönüş metre düşürmez, düşürdüğü için yeterli oluyor. Ve burada kalkan vermezsek eğer bu... Baş patron bize bir kar saldırı yapacak. Yani şu becerisiyle vuracak arkadaşlar. Tüm düşmanlara saldırır. 2 tur boyunca %50 atak azaltma ve %30 hız azaltma dezavantajı verir. Buraya kadar sıkıntı yok ama buradan sonrası sıkıntılı. Kalkan avantajına sahip olmayan düşmanlara ekstra bir darbe vurur. Bu ekstra da darbe bir tur boyunca kışkırtma dezavantajı verir arkadaşlar. Yani ne olursa olsun bu baş patronda kalkan olması gerekiyor. Kalkan veren kahraman yoksa geçmenizde çok sıkıntılı arkadaşlar. Evet pasifiyle devam edelim. Bir sonraki pasifi Baş patron max HP'sini ne kadar azalttığın azalttığına bağlı olarak alınan hasarı da azaltır diyor arkadaşlar. Yani baş patronun HP'sini azaltırsanız alacağınız hasarı da azaltmış olursunuz diyor. Muhtemelen o şekilde anladım ben çevirilerde herhangi bir şekilde problem yoksa. Ve benim işin kötü yanı benim elimde max HP azaltan bir kahraman yok. Aslında şöyle düşünüyorum ben max HP azaltan kalıntılar var arkadaşlar. Böyle en kötü ihtimalle bir tane kahramanımıza o tarz bir kalıntı takarsak sıf bu bölüm için kullanabiliriz. O da güzel kalıntılar yani şimdi ilerleyen dakikalarda o kalıntıyı göstereceğim. Yani burada yüzde yüzlük bir yüzde sıfırlık bir hasar şeysi bile var. Yani hasar azaltıcı bile var. O yüzden kesinlikle Max HP azaltmamız gerekiyor bu baş patronun. Bu baş patronun ikinci becerisi tüm düşmanlara saldırır. Hedefteki her avantaj için her düşmana ekstra bir darbe vurur. Yani çok fazla avantaj almamamız gerekiyor ki ekstra darbe yemeyelim eğer dönüş metri her ekstra darbe kalkan avantajına sahip olmayan her düşmandan rastgele bir avantaj çalar ve kalkan avantajına sahip düşmanlardan da rastgele bir avantaj kaldırır diyor arkadaşlar. Yani diyor ki kalkan avantajına sahip değilseniz o zaman bir tane avantajınızdan birisini çalıyormuş ve kalkan avantajına sahipseniz ee, rastgele de bir avantajı kaldırıyormuş. Ve diyor ki avantajları çalınan düşmanlara bir tur boyunca gerçek korku avantajları kaldırılan düşmanlara da bir tur boyunca korku dezavantajı yerleştiriyor. Yani bu ikinci becerisini kullanırsa eğer dönüş metre düşür, düşüremezseniz üzerinizdeki kalkanları yoksa şey kaldıracak veya çalacaktır muhtemelen. Öyle bir sıkıntılı yani avantajları kaldıracaktır veya çalacaktır. Öyle sıkıntılı bir baş patron. O yüzden böyle bir takımla girdim. Elimde dönüş metre düşüren kahraman yok. Kusurlu canavar var. Kalkan veren bir tek. Onu kullanacağım. Ve elimdeki tüm dönüş metre düşüren, güzel dönüş metre düşüren kahramanları koydum takımıma. Bir iki kez denedim arkadaşlar ama başarılı olamadım. Geçemedim maalesef 100. katı. Ama şimdi geçeceğime inanıyorum. Çünkü taktiğini biraz çözdüm. Burada dönüş metreyi tam güzel bir şekilde düşürürsek arkadaşlar bize hamle yapamayacaktır. Yani bu pasifi kışkırtma veremeyecektir. Bir birinci becerisi yap kullanamayacaktır ve bunu yaparken biz dönüş metreye düşürürken de takımımızın üzerinde kesinlikle kalkan dezavantajı, kalkan avantajı olması gerekiyor. Şimdi dönüş metreyi ilk olarak büyük unla başlayalım düşürmeye. Hız dezavantajı yerleştirmem çok önemliydi ve şu an yerleştirdim. Hız dezavantajı benim dönüş metre düşürmemde çok daha başarılı olacak. Soğuk kalple vuralım. Evet şimdi dönüş metre düşürmekte acele etmeyeceğim arkadaşlar ki benim sol kalbim filan büyük unum filan dönüş metresinin düşürdüğüm becerilerin tekrar soğuması açılsın diye. Lisandra'nın iki becerisi de dönüş metre düşürüyor. O yüzden onları kullanmadım daha vakti var diye ve normal bir şekilde vuruyorum. Evet yine normal bir şekilde vurdum. Lisandra hala düşürebilirim ama daha tam fullendiğinde bu becerisini kullanacağım. İkinci becerisi dönüş metreyi boşaltıyor. O zaman e, soğuk kalp bir ekstra tur daha almış olacak yani bir kere daha soğuması düşmüş olacak. Şöyle defans azaltmaya çalışalım. Evet azalttık. Şimdi soğuk kalp ve iyileşme azaltma yerleştirelim. İyileşme azaltmanın hiç önemi yok burada ama zehir verebilmek için maksat. Evet şimdi kusurlu canavarın bir tur sonra kalkana açılacak ve takımın üzerinde hemen hemen bir tane kalkan daha avantajı var. O yüzden bir kez daha oynadım. Ve şimdi Lisandra ile ikinci becerisiyle dönüş metreyi azaltacağım arkadaşlar. Elinizden geldiği kadarıyla max seviyelerde dönüş metreyi azaltmaya çalışın ki diğer kahramanlarınızın soğuması açılmış olsun. Şimdi max HP'ye göre bir kez daha vuralım. Çok az bir hasar alacak. Evet çok az bir hasar aldı. Şimdi ikinci becerisiyle tekrar kullanalım. Soğuk kalbimizin. Şimdi Lisandra'nın dönüş metresini e, boşaltabiliriz. Bu arada kalkan gitti takımımızda. Ve şu an Lisandra hamle yaparsa vurursa eğer bir karşı atak yiyeceğiz ve bundan dolayı da takımımız ölecek arkadaşlar. Buna adınız kadar emin olabilirsiniz. Denedim çünkü yani bir kere denedim olmuyor, ölüyor takım. Burada hiç ona vurmadan takımımızın hızını arttırdık ve dönüş metresini düşürdük. Şimdi kalkanı verelim. Tekrar oynamaya devam edeceğiz. Evet şimdi bir kez vuracağız. Yine bir kez daha vuralım. Evet şimdi bir kez daha vurabiliriz. Vuralım mı vuralım? Şöyle dönüş metresini düşürmeye çalışalım. Düşürdük. Ve soğuk kalbimizin dönüş metresi şu an soğudu. Burada dönüş metreyi iyi planlıyorum. iyi ayarlıyorum. Ve hangi kahramanın dönüş metresinin turu daha kaç var onu aklımda tutmaya çalışıyorum. Ki dönüş metreyi ona göre ayarlıyorum. Şu an soğuk kalbi bekleyeceğim arkadaşlar. Soğuk kalp evet dönüş metresi fullendi. Ve dönüş metreyi tekrar düşürmeye çalışacağım. Ve düşürdüm. Lissandra'nın ikinci becerisinin dönüş metresi açık. 3. becerisinin dönüş metresine de bir tur var. 3. becerisinin devamlı kalkan bittikten sonra kullanacağım. Evet bir kere bile sırayı kaydırsam e, yani bir kere karşı atak yersem işim çok zor arkadaşlar. Şimdi büyük unla dönüş metri azaltmaya çalışalım tekrar. Evet azalttık güzel. Evet vuralım. Şimdi Lissandra'da kalkan bitti üzerinde kalkan yok. Yine hamle yaparsam atak yerim o yüzden yine hız arttırdım ve kusurlu canavarıma tekrar hız gelecek birazdan. Soğuk kalbin kalkanı hala var üzerinde bir kez vurdum normal bir şekilde. Şimdi tekrar takıma kalkan verdim. Ve böyle böyle devam edecek arkadaşlar bu şey. Sonuna kadar ta ki bu dönüş metre sistemi bu şekilde buraya kadar gidecek. Ne zaman bitirmeye şey yaptık başardık o zaman yenmiş olacağız. Ve bu sistemi hiç bozmayacağım ben. Ve sizler de bu şekilde dönüş metre düşüren kahramanlar kullanabilirsiniz. Özelliklerinizde Lisandro olmayabilir ama bir insan yiyen de bence yeterli olabilir burada dönüş metre boşaltmakta. Rising kitaplıysa bir tık yeterli olabilir ama iki tane soğuk kalp çok daha iyi olabilir ve kesinlikle kesinlikle takımınızda e, en kötü ihtimalle kusurlu canavar gibi kalkan veren bir baş e, kalkan veren bir kahraman kesinlikle olması gerekiyor. Hani elinizde çok daha farklı bir takım yapabilirsiniz Düses gibi valkür gibi bir kahramanlarla takım yapabilirsiniz ama benim gibi o tarz kahramanlarınız yoksa dönüş metre düşüren kahramanlarla anca işinizi o şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada videoyu sonlandıracağım ben. Baş patronun bu hız şeysini dönüşmetre dönüş metre düşürme olayını bitirmeden yani bozmadan baş patronun tüm HP'sini azaltmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Sonra videonun sonunda da detaylardan bahsedeceğim ve videomuzu sonlandıracağız. gördüğünüz mü takımı öldürdü ve artık yani bir kere bile birinci becerisini kullanıp kışkırtma verse otomatikmen artık seriye bağlıyor. Yani o yüzden direkt çıkıyorum arkadaşlar. 170 levelde ve 100. katta çok sıkıntılı bir baş patron zaten sıkıntılı olduğunu ben şuradan anlamıştım yani diğer baş patronlara göre bu baş patron bayağı sıkıntılı arkadaşlar örümceği falan bir şekilde geçiyoruz işte e, HP adıyla buz örümceğini geçiyoruz bunların da videosunu yapacağım ejderha falan geçiyoruz ama bu baş patron çok düşük hasarlar alıyor ve bir kere hamle yaptığında artık bizi çok ciddi anlamda zorluyor bakalım geçerse eğer yeni bir video hazırlarım arkadaşlar. Hani geçen arkadaşlar muhakkak vardır zaten oyunda. Lütfen yorumlarda belirtsin nasıl bir takım kullandıklarını, nasıl bir taktik kullandıklarını kesinlikle yorumlarda belirtsin. Yani elimizdeki kahramanlara göre bakarız. Biz de hani uygunsa eğer bir takım yapmaya çalışırız. Hani bizim elimizde belki Valkür falan olmayabilir. Belki güzel bir kalkan veren kahraman olmayabilir ama en kötü ihtimalle bunu kafa parçayı kafa parçalan diyorum. Kusurlu canavar ile yapmaya çalışırız. O yüzden ana taktiğinizi falan yorumlarda belirtin e, ee, yorumlarınızda tek tek okuyacağım arkadaşlar bu bölümü hep birlikte geçeceğiz inşallah inanıyorum geçeceğiz yani ee, hani ben geçemedim şu an için ama sizden bir taktik gelirse dener geçmeye çalışırım ve tekrar bir video oluştururum arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur ben geçemedim ama nasıl geçebileceğimizi en azından az da olsa anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum sizlere yani bu baş patronlar böyle küdet saldırabileceğimiz işte elimizdeki en güzel kahramanlarla saldırıp geçme, geçebileceğimiz bir bölümlerde bölümler değil yani bunlara uygun bir şekilde Bunlar zehir ise pan zehirlerini kullanarak bu zehirleri çözmemiz gerekiyor zamanla çözeceğimiz çözeceğimizi düşünüyorum daha güzel e, takımlar kurarak bu bölümlere geçeceğimizi düşünüyorum yalnız kesinlikle bu bölümleri geçen arkadaşlardan yorumlarda bir açıklama bekliyorum yorum bekliyorum arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bu arada kanalıma abone değilseniz bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olarak aynı zamanda bana destek de olabilirsiniz ve videolarımı beğenmeyi de kesinlikle unutmayın ve son olarak da bildirimlerinizi açmayı unutmayın çekilişlerimiz yaklaşıyor arkadaşlar o yüzden bildirimler önemli bildirimlerinizi açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.